Beşiktaş. Nu prea erau de acord ca eu să plec de la Galatasaray. Her zaman e în duiu cartal, normal. Her zaman. Ce alegi el? Ben Kaleci, Bursaspor. A fost ca a doua casa mea, m-am lucit foarte mult acolo. În vârsta de 23 de ani atunci când m-am transferat la Galatasaray. Am o foto de la Galatasaray cu mie acolo. Hai atunci că am plecat în poză. De ce e oldul ăla, de o de blocul. De pe milo ăla. Po practic, adică de când ăla. Rüzgar gibi geçtiğinin yepyeni bölümleriyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Yine birbirinden önemli, birbirinden keyifli eski yabancı futbolcuları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kez özlediğiniz isimlerden bir tanesi için fazla uzağa gitmeye gerek yok. Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma bizi İstanbul'daki evinde bekliyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süre başka ülkelerde oynamış ve yaşamış Pascal Nouma. Ama artık hayatının büyük bölümü İstanbul'da geçiyor. Paris'in bir banyosunda başlayan hayatını Pascal Nouma'nın kendi ağzından başlıyoruz dinlemeye. Güzel şehir, güzel souvenir var ama çok zor orada. Çünkü sadece hayat orada güzel ve kolay değil. Gangster var, hepsi var orada. O zaman okulda sadece kavga falan. Okulda sokaklar problem vardı ama ne güzel spor, futbol. Evet, o yüzden ben focus, konsantrasyon futbol. Okul bitti, sadece bir tane duvar var, bir tane top var. O zaman ben vuruşu, böyle. Pascal Nouma 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu. Babası da eski bir futbolcu olan Pascal, hem futbolda hem de hayattaki şansını bakın nasıl anlatıyor. Şuşu biliyor musun ne demek şuşu? Yok. Sadece belki sen 5 çocuk var ama bir tane benim baba ve annesi toplantı, sonra okay, sevgili falan. Sonra benim anne ne diyor? Biz belki bir gün çocuklar geldi. Benim baba diyor tabii ki. Benim anne diyor inşallah ben bir tane erkek istiyorum. Okay. Birinci bebek geldi, erkek. Benim baba söyledim. İsim, çünkü sen bir tane Pascal istiyorsun. Bu, yok istemiyorum. Sonra bir tane kız, o zaman yok. Sonra erkek, yok. Kız, ne zaman geldi? O diyor. 7 yaşında Paris'in küçük bir takımında tanışmış futbolla Pascal. 12 yaşına geldiğinde ise profesyonel olmak istediğine karar vermiş. Ben belki 12 yaşındayım. 12. Olda başladım ben düşünme öyle ya. Ben profesyonel istiyorum çünkü benim şehir çok kötü, çok pis. O zaman ben ne istiyorum? Sadece gitmek lazım ya. İlk profesyonel takımı Paris Saint-Germain'de çok güzel geçen 3 sezonun ardından Lille kiralanır Pascal. 2000 yılında Beşiktaş'a transfer oluncaya kadar Paris Saint-Germain, Strasbourg ve Lens takımlarında oynar Pascal Nouma. Uluslararası karşılaşmalarda birkaç kez Fransa'yı yenen Türkiye ve Türk futbolu hakkında bildikleri ise Türkiye'yi daha çok merak etmesine neden olur. Hatırlıyor musun bir tane maç? Paris Saint-Germain Beşiktaş, Beşiktaş Paris Saint-Germain. Evet, okay. Hatırlıyorum. Ben kadro değil. O zaman ben Fransa'da, Paris'te. Ne zaman Paris Saint-Germain takım dönecek Fransız tesisleri Paris Saint-Germain'da? Ben tesisleri de öyle. Hey baba ne haber? Türkiye nasıl? Böyle. Nasıl? Ne var orada? Pascal. Orada çok şeytan var. Futbolcular ve taraftar manyak. Sonra ne zaman ben duydum. Beşiktaş bana istiyor. Ben öyle Allah'ım. Ve Beşiktaş kulübüyle anlaşma imzalar Pascal Nouma. Havaalanına geldiğinde gördüklerine ise ne kendisi ne de telefondaki annesi inanabilir. Fransa'da Pascal Nouma normal futbolcu gibi.
Ama ben geldiğim evet Atatürk Airport kaç tane kişi bilmiyorum da insanlar Beşiktaş falan belki 10.000 falan. Benim göz öyle sağ sol bakıyorum çünkü normalde sadece star yani böyle geldik. Havaalanındaki karşılaşmada Beşiktaş taraftarına dair bir fikir edinmiş olsa da Pascal antrenmanlarda ve maçlardaki seyirci coşkusundan etkilenmeye devam etmiş. Paris Saint-Germain yarı final falan, Auguste Stadyum, Milano Stadyum, Real Madrid Stadyum, Barcelona Stadyum ama ilk geldiğim İnönü Stadyum'da öyle. Bu ne atmosfer falan. O zaman ben öyle şok gibi, büyük şok. Çünkü belki İnönü Stadyum'da kapasite kaç kişi var? 30 bin kişi maksimum. Ama ses aynen 150 bin yani. İlk geldiği senesiydi Pascal'ın 2000-2001. Scala, Nevio Scala dönemiydi. Daha sonra biliyorsunuz Marsilya'ya gitti, tekrar geldi 100. yıl şampiyonluğumuzda. Ve kamptan döndükten sonra Türkiye İstanbul'a indi, İstanbul'u gördü. Yaklaşık bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra gezdi de Boğaz'ı vesaire. Ve inanın bana Fransa'daki takım arkadaşlarını ve arkadaşlarını artık Türkiye'ye davet etmeye başladı. Ya arkadaşlar ya ben davet ediyorum. İllaki gelin görün, Türkiye'yi görün. Türkiye'ye geldi, çok sevildi. Aykırı bir oyuncuydu. Aykırı hareketleri vardı. Ama bunun yanı sıra şimdi sağ içinde çok agresifti. Ama sağ dışında arkadaşları çok seviyordu onu. Yani iyi karakter olduğu için. Arkadaşlarıyla uyumu çok iyiydi. Karakterli bir çocuktu ama sağ içinde güvenemiyorsun. Yani her an oyundan atılabilir. İbrahim yerden gol! Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezon zorluklarla dolu olur Pascal için. Sıra dışı kişiliği sahada ve günlük hayatta öne çıkar ve futbolunun önüne geçer. Her maçta Pascal konu olur, paparaziler peşini bırakmaz. Benim birinci sezon Beşiktaş'ta herkes söyledi Pascal Numa kim? Pascal Numa agresif, Pascal Numa club seviyor. Ama Türkiye'de yani öyle değil. Sadece futbolcular evde bazen lokanta ama club yok. Ben disco. Aynen eski, normal futbolcu değil. O yüzden paparazi problem. Hakem problem. O zaman ben söyledim. Agresif yani. Öyle yani. Deplasmana gideceğimiz zaman işte cumartesi sabahsa uçak, cuma günü akşam saat 11'de tesislerde toplanırdık. O zaman 100. yılda Lüçescu kapıda beklerdi Feyyaz Hoca ile beraber. Sayım yapardı içeriye girenleri. Tabii biz hepimiz saat 11'de gelirdik. Pascal 11.30'da gelirdi. Ama elinde fast food doldurmuş yiyecekleri. Girer salona bas bas bağırırdı haydi yemek, haydi yemek diye. Bütün takım o zaman inerdik saat 11.30'da yemek yerdik. Yani Pascal'ın bu tarz hareketleri bütün herkesin de hoşuna gittiği için seveceğin, cana yakın ve olduğu için takım içerisinde çok seviliyordu. Tunç, yine Numa. Numa kaleci. Topu bana kaldı. Bir de bana kaldı. Benim birinci sezon çok zor. Çünkü sadece bütün Türkiye'de paparazzi bana bak. Ve kulüpler olmaz. Ben Türkiye'de tek. Benim eski eşi Fransa'da. Ben sadece serbest evde ve 90 dakika maçlar. Sokaklar olmaz. Çünkü paparazzi ve insanlar falan. O zaman ben aynen metris. Serbest. Ben her zaman serbest adam. O zaman burası metris gibi. O zaman ben diyorum hadi. Fransa'da dönecek. Daha kolay orada. Daha iyi belki değil ama daha ben serbest orada yani. Pascal ilk geldiği sene başarılıydı. Çok başarılıydı. Hatta attığı gol rekoru daha bu sene yeni geçildi. Ki bence
o zamanki çılgınlığı olmasaydı daha fazla maç oynardı ve çıtayı daha farklı bir yere koyma şansı vardı. Ve ayrılır Türkiye'den Pascal Nouma. Marsilya'ya transfer olur. Ancak bir süre sonra tatsız bir sürprizle hayatının akışı değişir Pascal'ın. Ben Marsilya'dan. Çünkü bir tane Kist var orada. Tamam. 2001-2002. Evet. Hastane gidiyorum. Ve ameliyat yapıyorum. Ve Marsilya'da bir tane doktor var. Şu an benim doktor. Evet. Çok iyi arkadaşım. Hem benim doktor diyor Pascal, okay, gel benim hastaneye ameliyat yapıyorum. Sonra senin kist ben göndermiş test falan. Patolojiye. Patolojiye tabii ki. Pazar akşam telefon çağırıyor doktor. Aa doktor ne haber, iyi misin, ses kötü. Sen bir tane problem var. Ben öyle. Ne? Kanser. Aynen ben ne pardon evet Pascal kanser. Pazartesi saat 9 radyoterapi başladı. Kimyoterapi başladı. 8 ay öyle. 8 ay boyunca. Evet 8 ay öyle. Pascal Nouma kanser teşhisi sonrası zorlu bir 8 ayın ardından sağlığına kavuşur. Bir gün menajeri Türkiye'den bir takımın kendisiyle ilgilendiğini ve görüşmek istediklerini söyler. Ama hangi takım olduğunu söylemez. Ben Fransa'dayım. Benim eski menajer bana aradı. Pascal, akşam bir tane toplantı var. Çünkü bir tane büyük klub, Türkiye büyük klub sana istiyor, istersin. Ben diyorum, kim? Benim eski menajer diyor, sürpriz. Ben diyorum, kim lütfen? Yok, sürpriz. Gelmiyorum. Neden? Toplantı var, klub, ben... Biliyorum, hangi klub. Söyledim diyor. Ben diyorum. Galatasaray mı? Evet. Daha para var. Ben diyorum. Özür dilerim olmaz. Ben ayrı var. Türkiye'de Beşiktaş. Ve ben dövme var. Beşiktaş. O zaman Galatasaray, Fenerbahçe kansız. Olmaz yani. Pascal Nouma Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmaz. Ama aynı dönemde Beşiktaş'ta eski futbolcusuna bir teklif getirir. Bence gelme sebebi Mondragon'du. Çünkü 2003 senesinde Beşiktaş işte 100. yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyordu ve ilk atakları Mondragon almakla başladılar. O zaman ikinci başkan Hüsnü Güreli, Yıldırım Demirel Futbol Şubesi sorumlusu, işte Kıvanç Oktay falan Paris'e bir çıkartma yaptılar. Lucescu hocaydı. İşte Mondragon'u aldık diye gazetelerde fotoğraflar çıktı, işte anlaşmalar yapıldı falan. Çünkü bir gece evvel Mondragon'la sözleşme imzalamışlar. Ertesi gün Mondragon telefon açıp, ya ben gelmiyorum demiş. Bir de sözde imzalanan sözleşmenin bütün suretlerini kendi almış. Bizimkilerin elinde suret de kalmamış. Acayip bir fiyasko. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir panik, bir telaş. Bir tek orada Lucescu çok sakindi. Yani böyle böyle bir şey yapalım. Kadroyu verdi yönetim kurulu üyelerine. O liste teker teker transfer edilmeye başlandı. İşte Cordoba'yı aldılar, Zago'yu aldılar falan. Fakat orada bir şey vardı. Taraftarı memnun etmek için, çünkü bir gol yenmiş, Mondragon gitmiş, Galatasaraylılar dalga geçiyor falan filan. Orada bir taraftarı çekmek lazımdı. Dediler ki Pascal'ı alalım. Şimdi tamam Pascal'ı alalım da Pascal da o sene ciddi bir hastalığı var ve Mete Düren Sağlık Komitesi'nde ve Pascal'la ilgili bir rapor var ellerinde. Pascal kanser ve 7 ay boyunca da kemoterapi görmüş. Değil futbol adam doğru düzgün yürüyemiyor. Bu kez Beşiktaş yönetimi Pascal'ın hareketlerini kontrol edebilmek için ağır şartlar içeren bir anlaşma önerir. Pascal yeniden Beşiktaş formasını giyebilmek uğruna yönetimin kendisine sunduğu tüm şartları kabul eder. Pascal'ın ikinci gelişindeki havalimanı karşılamasını ben hayatım boyunca unutmayacağım. Yani
kaç bin kişi vardı. O ciddi bir hasar verildi. İnsanlar o bariyerleri yıktı. Havaalanı yıkılmıştı. Ben böyle bir şey görmedim. Ben tekrar geldim Türkiye'de Beşiktaş. Benim ilk jogging 5 dakika. Alt olmaz. İmkansız. Çünkü çok zor. Kimyoterapi tabii falan. Her gün Luchescu bana diyor, Pascal, bugün sen koşacaksın. Sen koş 5 dakika. Yarın 6, 7, 8. Her gün bir tane daha dakika var. Üçüncü gün, 5 gün sonra 10 dakika koşuyorum. O zaman taraftarın bir bestesi vardı. Sinan abi işte, Sinan abi Pascal nerede diye bir beste yapmıştı taraftar. Biz de ilk sezon başı kampına gittiğimizde biz de Sinan abiye aynı besteyi biz de söyledik. Sinan abi Pascal nerede diye, Pascal nerede. En sonunda yani o besteyi söyleye söyleye herkes Pascal'ı zorla getirttik biraz aslında. O zamanlar çok almaya niyetleri de yoktu aslında. Yani biz de o zaman oyuncu, biz de çok baskı yaptık o zaman. İşte Sinan abiye falan Pascal'ı alalım diye. Ama ilk geldiği dönemde gerçekten hastaydı. Yani ikinci geldiği dönemde. Çünkü ilk geldiği dönemdeki o gücü, o isteği, o arzusu ikinci geldiği dönemde biraz düşüktü çok. Yani bayağı bir antrenman yaptı, bayağı bir çalıştı o gücü sağlayabilmek için. Pascal Nouma hastalık sonrası yeşil sahalarda hızla gerçek performansını yakalar. Oynadığı her maçta yine sahanın yıldızı olur ve unutulmaz gollere imza atar. Tümer'den güzel bir pas. Nouma! Nouma! Evet, güzel gol. Doğru. Ama bu gol önce ben bir hafta bu vuruşu çalışıyorum. Neden? Çünkü birinci maç Kiev'de ben yedek. Oturuyorum böyle, ben maç izliyorum. Sonra ben her zaman kale, bir tane kale var, bir tane kale var. Orta burada. Kaleci her zaman orada. Ben dedim, ben öyle düşünüyorum. Mesela Luchescu ben daha iş istiyorum. Ne kaleci istiyor, orta, no, sadece 30 top ve bir tane kale. Ne istersin? Sadece ben 30 metre direk. Bim, bim, böyle. Uzun şut ama sadece direk istiyorum. Sonra ne yaptın? Top geldi. Tümer Metin pas verdim. Ben sadece biliyorum çünkü kaleci çıkıyor. Biraz, evet. Vurdum. Şans belki ama güzel gol. Tümer'den güzel bir pas. Nouma. Nouma! Türkiye'de oynadığı yıllarda Türk hakemlerini belki de en zorlayan oyunculardan biri olur Pascal Nouma. Bir Beşiktaş Gençler Birliği müsabakası, İstanbul'dayız. Kandil gecesiydi. Ben de daha önceki müsabakalarda Pascal Nouma'yla Thomas Gençler Birliği iki oyuncu sürekli didişiyor maçta. O gece de maçta önlem almam lazım hakem olarak maç öncesi. Kavga etmemeleri, maçın akışı içerisinde de güzel bir maç olsun arzusu içerisindeyim. Çağırdım ikisini hakem odasına. İkisi de geldiler. Dedim ki bu akşam İslam alemi için çok önemli bir gece. Sizden asla kavga istemem, sadece futbol istiyorum. Didişmeyin, söz veriyor musunuz diye. İkisi de bana söz dediler. El üstüne koyduk. Sonra maça çıktık. Maçta hiçbir centilmenliğin dışına çıkacak eylem olmadı. Son derece centilmence bir müsabaka. Her iki oyuncu da birbirine karşı çok centilmendi. Maç bittikten sonra soyunma odasına giderken, Pascal'la yanımdan geçerken hocam okey tamam sözümde durdum diye. Ben de onlara teşekkür etmiştim. Kan, sert bir orta ve gol! Pascal Nouma! Kan Dobra ortaya bıraktı sert bir şekilde. Pascal Nouma bomboş kaldı ve topu ağlara gönderdi. Sezon sonuna yaklaşırken Pascal'ın bugün bile üzüldüğü talihsiz bir olay yaşanır. Numan'ın Beşiktaş'la ilişiğinin kesilmesine kadar varacak bu olay için düşündüklerini tüm samimiyetiyle anlatıyor bize Pascal. Büyük derbi. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Stadyum dolu. Full. Atmosfer güzel. Dar atmosfer. Çünkü büyük derbi var. Güneş var falan. Mükemmel stadyum. İki tane güzel takım. Veya o maç önemli, çok önemli Beşiktaş çünkü biz
Beşiktaş birinci yani. Fenerbahçe belki ikinci falan. Normalde biz şampiyon. O zaman belki bu maç biz zafer. %100 belki şampiyon falan. O yüzden evet çok önemli maç. Ama o maçtan sonra benim kariyerim bitti. Neden? Tekrar özür dilerim yani. Çok kötü bir şey yani. Tombola falan. Neden? Bilmiyorum. Ama o maç bütün Türkiye ve belki ülkeler o maç bakıyorlar televizyonda. O zaman çocuklar var. Stadyumda çocuklar var. Televizyonda her yerde o zaman o tombola çok dar yani. Çok dar. Büyük problem. Sahada gol attık biz. Pascal sevindi. Biz de tabii biliyorsun kulübedeki sevinmeleri. Pascal'ın sevinmesini görmüyoruz ki. Biz de kulübede hoca falan kendi kendimize yumak olmuşuz. O ara tabii maç bitti falan. Biz bir şeyden haberimiz yok. Ben eve gittim. Ortalık yıkılıyor. Allah Allah diye. Telefon geliyor devamlı falan filan. Neyse bir açayım falan dedim o zaman. İşte Serhat Uluyan'ın aradı. Falan neyse. Telegol o zaman tabii. Telegol'ün en şey zamanları. Abi dedi Pascal'ın dedi sevinmesine ne diyorsun dedi. Normal sevindi dedim. Gol atan normal sevinir. Yok yok dedi yani dedi. Nasıl normal falan dedi şimdi. Abi normal herkes nasıl gol atıyor? Bir bakayım dedim ben de. Pascal'ın sevinmesine. Bir baktım eyvah dedim. Kan dobra neden o orta yani? Neden o orta yani? Neden? Belki orta yok gol değil yani. Tabii. Tombola yok o zaman. Beşiktaş'tan ayrıldıktan 2 yıl kadar sonra profesyonel futbol hayatı biter Pascal Numan'ın. Ama Türkiye'de onun renkli kişiliğini bilen arkadaşları çok farklı tekliflerle gelirler. 10 yıl önce Acun ve ben aynen toplantı falan. Acun bana söyledi. Pascal benim kafa içinde. Ben çok yeni program düşünüyorum falan. Lütfen şimdi değil ama kontra imza istemiyorum ama sadece ver senin el, söz ver. Ne zaman ben sana istersin sen gel. Ben diyorum tabii ki. Tamam. 10 yıl önce. Belki daha. Pascal 5, Özge 2. Özge elendi. Taner Pascal'a karşı. Pascal kazandı. Pascal kazandı. Tekrar Türkiye'ye futbol harici dönüşü muhteşem oldu. Şu anda çok zor bir şeyi başardı. Çünkü futbolu bıraktıktan sonra Pascal bitmedi. Küllerinden doğdu denir ya. Yani düşünün yabancı bir ülkedesiniz. Sizi bu şekilde karşılayıp ciddi bir başarı yakalıyorsunuz. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ve tabii bir de radyo programı. Kadir Çöpdemir'le beraber 4 yıldır sundukları günlük radyo şovunda Pascal her gün sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Pascal'la bu iş bize geldiği zaman, bana geldiği zaman, yani bir 4 yıl önce itiraf edeyim çok olabilitesi olan bir şey gibi görmedim, öyle algılamadım. İşi bir şekilde kabul ettim. Yani dedim ki dur bakalım bir deneyelim, bu da bir macera. Bu maceranın sonunda nereye ulaşacağız? Ulaştığımız yer hem çok köklü bir arkadaşlık oldu hem de çok fenomen bir iş yarattı. Takdir edersiniz ki Pascal'ın imajı biraz böyle asabi olabilen, ondan sonra sert olabilen, böyle çok efendim mizahi tandansları çok güçlü olmayan birisiymiş gibiydi topçuluğundan. Sonrasında bilmediğimiz için ya bu adam beni yemesin falan filan diye düşünürken bu adam bildiğin süt kuzusu çıktı. Yemin ediyorum süt kuzusu. Haşlamasını yap hiç dişine gelmez eti öyle yani. Sempatik bir şey çıktı, uyumlu çıktı, öğrenmeye meraklı çıktı. Pascal Numa 3 çocuk babası. Çocuklarının hepsi de Türkiye'de tatil yapmayı çok seviyor. Büyük kızı Mari'nin çocukluk yıllarındaki Türkiye anılarını da konuşma fırsatı buluyoruz. Benim için çok iyi bir baba. Ben İstanbul'a ilk kez 7 yaşına geldim. Babamın bu kadar tanınıyor olmasına, etrafında bu kadar çok paparazzi olmasına çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Ancak yaşım ilerledikçe babamın ne işi yaptığını ve neden meşhur olduğunu anlayabildim. Pascal Numa'yla röportajımızın sonuna geldik ve her zaman olduğu gibi ona da kendisini bizler için unutulmaz kılmış bir formayı, Beşiktaş formasını armağan etmek istiyoruz. Formayı alırken söyledikleri inanılmaz Pascal Numa'nın. Ben baba ben hazırım.
$10 milyon verdim. Sadece bir dakika. Vodafone Yeni Stadyum. Türk İş Lig maç. Beşiktaş bilmiyorum hangi takım var. Ama bir dakika. $10 milyon verdim. Sadece. Hazırım diyorsun, evet. Değil mi? Bir rüzgar gibi geçtiğinin daha sonuna geldik sevgili izleyiciler, ama biz Türk futbolunda efsane olmuş ninja futbolcuların peşinden koşmaya devam edeceğiz. Gelecek bölümde buluşuncaya kadar. Hoşça kalın. Beşiktaş. Galatasaray. Her zaman en büyük kartal, normal. Her zaman. Çalışıyoruz. Ben kaleci Bursaspor. Costa Doca, să ne-am auzit foarte mult acolo. Costa de 23 de ani atunci când m-am transferat la Galatasaray. Am o fază de la Galatasaray cu Miatov. Hai atunci că am plecat în poză. De bir şey oldu olay, ben o da blok oldu. $70 milyon Toprak verdik, artık bitimde dolar.